Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bir projeden dolayı bıyık bıraktık inşallah. Proje bittiği zaman şu bıyıklardan kurtulmak istiyorum. Çünkü bıyıklar bakımı çok zor. Yemek yerken ağzıma burnuma giriyor. İnşallah proje bittiği gibi sakallı halime geri dönmek istiyorum. Bıyığımı beğenip ya da beğenmeyen insanlara da eleştirilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, ülke olarak çok bilenle bok bilen çok var etrafımızda. Böyleyiz yani, çok bilenle bok bilenin bir arada olduğu bir ülkedeyiz. Bir kahvehaneye gittiğiniz zaman insan orada bir sürü profesör görürsünüz. Bir sürü, o kadar profesör var ki arkadaşlar orada. Adamlar kahvehanede ülkeyi kurtarıyor, ülkeyi batırıyor. Bir maç izledikleri zaman futbolcu havaya zıplıyor 2 metre. Güm kafayı vuruyor, top avuta gidiyor. Oradan o profesör başlıyor. Allah belanı versin senin. Ben olsam vururdum. Nasıl sen vuramadın şerefsiz diye futbolcuya küfür etmeye başlar. Ben de diyorum ulan 20 santim yüksel desek nefesin kesilir. Hadi topa vur desek 20 kere denesen topu tutturamazsın kafanda. Ama sen geliyorsun makine gibi bir sporcu, bir futbolcu diyebiliyorsun ki ben olsam vururdum. Çünkü niye? Hadsiziz, terbiyesiziz, yerimizi bilmiyoruz. Eleştiri yapmayı bilmiyoruz. Yani eleştiriyel değiliz. Eleştiri yapma kapasitemiz çok düşük. Çünkü cahil bir milletiz arkadaşlar. Cehalet doluyuz. Bildiğimiz bazı şeyleri yeterli biliyoruz ve tamamız diyoruz. O yüzden ne oluyor kardeşlerim? Çok bilenle bok bilen oluyor. Çok bilenle bok bilen olduğu zaman işler karışıyor. Bizim steroid veya spor camiamızda, steroid camiamızda da böyle insanlar var. Adam biraz internete gezdi mi sıçtık anasını satayım. Bir ay internete bakmasın bir adam. Bir ay adam oldu hoca, yandım anasını satayım. Böyleydi de şöyleydi de. Adam bir başlıyor, ya böyle çalışacak da şöyle olacak da diyorum. İşte şöyle yaptım da böyle yaptım da İşte hocam 3-4 yıl geçti hiç petki alamadım. niye alamadın? Ama internette öyle yazıyordu hocam. Kardeşim yani bu iş internetle olmuyor. Biz de bu işi biraz internetlerle başladık ama konumuzdan dolayı tecrübemiz, çalıştığımız öğrenci sayımız, müsabıklık durumumuzdan dolayı arkadaşlar tecrübe valize sığmaz yani bizde. O kadar fazla tecrübemiz var. Belki bize o özgüveni o tecrübeler veriyor. Çünkü biz neler yaşadık siz bilmiyorsunuz belki. Sen sadece kendi vücudunla uğraşırken ben ayda 150-200 kişinin vücuduyla uğraşıyorum. 150-200 kişinin şikayetiyle uğraşıyorum. 150-200 kişinin cinsel sorunlarıyla, şusuyla busuyla uğraşıyorum. Ve sen geliyorsun, benim tecrübemle kendi tecrübeni bir ediyorsun. Bunu hadsizlik olarak kabul etmeyin arkadaşlar. Sadece bazı insanlar haddini bilmediği için rahatsız oluyorum. Adam geliyor, hocam ilaçtan etki almıyorum. Böyle oluyorum, şöyle oluyorum. Hocam bu ilaçlar iyiydi, başka ilaç var mı? Kardeşim git bir kan testi. Lan kan testi video total patlamış. Esteroidiye patlamış. Vücut yukarıda her şey fırlamış. Şimdi ne olacak diyorum kardeşim bak vücudun ilaç dolu. Niye çalışmıyor? Ya hocam ben de bilmiyorum. Ne kadar yiyorsun? Vallahi hocam 3 öğün top dolu yiyorum. Allah Allah. Yani yediğimi kimse yemez. Bu 3 öğün 7 yemeğin resimlerini çektirdim istedim. Ulan bildiğin anasını satayım normal tabulot gibi yemek yiyor adam. Yani bazı insanlar yemek yeme algısı beni öldürüyor yani. Çok yiyormuş adam. Toplasan 150 gram pirinç yemiyor anasını satayım. 400 gram da tavuk yiyor. Yani piştiği zaman. Ve adam vücudunda da fazla ilaç var. İlaç da çalışmıyor haliyle. Fazla beslenmediği için. Çalışmayınca ilaç da kanında fazla kalıyor. Vücudu bozmaya başlıyor. Ve bu adam tepki almadım diyor. Ya kardeşim program diye bir şey var. Kendi başınıza göre hareket etmeyin. Bir insandan ilaç mı aldınız? O insanın da programı alacaksın. Nasıl yiyeyim, nasıl besleneyim? Bir hani steroid dediğin şey anasını satayım beslenmeyle uyumlu olmadığı müddetçe istediğiniz etkiyi vermez. Steroidle beslenme uyumu olmak zorunda.
karbonhidrat yeterli olmazsa steroid çalışmaz. Lan garibim ilaç neyi taşıyacak? Ne verdin ki neyi taşısın? Ya ben bu kadar yedim almadım. Bak kardeşim. İlaç çalışıyor. Karında görünüyor eyvallah. Sen ne yapacaksın? 300 gram karbonhidrat aldın günlük değil mi? Tepki almıyorsun ya da düşük alıyorsun. 400'e çıkacaksın. 400 aldı tepki almıyorsun. 500'e çıkacaksın. 600'e çıkacaksın. 700'e çıkacaksın. İlacı vurdun. 3 milim vurdun. Tepki almıyorsun. 4 milime çıkacaksın. 4 milim vurdun. 5 milime çıkacaksın. Ha, ilk haftadan değil. Bunlar kademeli gidecek arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani profesyonellik budur. Benim vücudum kaç milim testosteronla çalışıyor bilmem için bu sürecimi takip etmem lazım. Mesela testosteronu vurdum. Ben vururum testosteronu. Gün gün sayarım arkadaşlar. İşte ayın 25'inde vurdum. Tak ayın 30'u geldiği zaman sabah bir baktım. Cinsel istekte artış var. Vücutta bir sertlik var. Heh, testosteron bağlandı. Hemen notumu düşerim. Türker bak 5. gün testosteron enantat vücuduna bağlandı. Demek benim enantat vücuduma 5 günde bir bağlanıyor. Bu sefer vücudumu hemen kontrol ederim. Bak bağlandı. Gücüme bakarım, doluluğuma bakarım. Nasıl gidiyor? İyi gidiyorsa devam ederim. Düşüşe geçersem hemen arkadaşlar miligramı arttırırım. Böyle böyle giderim. Ve kaç miligramda tepki alıyorsam yeri geliyor günde 4 miligram. İşte haftada 4, 5, 6 miligrama kadar çıktığım oluyor. Çünkü artık ilaç tepkileri vurdukça şeyi düşüyor. Biz o yüzden doz arttırıyoruz. Ya ben ne yapıyorum? Testosteronun vücutta çalışacak dozajını yakalıyorum. O şekilde gidiyorum. Profesyonellik budur arkadaşlar. Ama bazı adamlar 1 milim testodan 1 milim testodan 5 milim etkisi bekliyor. Ya kardeş nasıl olacak şu an nasıl satayım? Vücuduna antibiyotik bile alsan doktora gidiyorsun. Doktor antibiyotik yazıyor. Doktora gidiyorsun. Doktor bey ağrıların geçmedi. O zaman ilacın dozu az gelmiştir diyor sana. 2 tablet iç diyor. Ya lütfen arkadaşlar bir ilaç kullandığınız zaman tepki azalıyorsanız doz arttırmanız gerekiyor. Ya ne yapacaksın? Ya ilaç anasını satayım her vücut aynı mı? Yani 1 milim ilaçtan 5 milim ilaç etkisi almak nerede? Biz niye dozları arttırıyoruz arkadaşlar? Lütfen. Adam 500 miligram alıyor. 10 hafta 500 miligram gidiyor. Ya kardeş 10 hafta 500 miligrama bir vücut tepki vermez. Vermez. Düşer bir yerden sonra o dozu arttırman gerekiyor. Sonra adam internetteki aldığı kür programları var ya orada 500 miligram gidiyor ya birisi yazmış aynı kafadan gidiyor tepki almıyor kardeşim. Bazı adam alır adam vücudu yatkındır ama senin vücudun almıyorsa dozu arttıracaksın. O kürün o programa takılmayacaksın. Bu işler böyle kardeşim böyle çünkü her vücut aynı değil. Sen tansiyon hastasısın. İlacı kullanıyorsun, birden tansiyon yükseltiyor, mide bulantısı, gerginlik, stres, ilaç etki vereceğine tepki vermeye başlıyor çünkü tansiyon hastasısın. Mesela bir adam var 48 kilo, 50 kilo, ömür boyu kilo alamıyor adam. Çünkü rahatsızlığı var, vücutta bir hastalık var. Adam deka kullanıyor, deka hastalığı tamir eden, iyileştiren bir şey ya, gelişim sorunu yaşayan insanlar için kullanılıyor deka. Deka adamı tedavi ediyor. Zınk adam alıyor 15 kilo. Tedavi olduğu için alıyor. Çünkü hastasın sen. Hasta olduğu için kimi insanlar steroidler niye veriliyor arkadaşlar? O hastalıklarla baş edilsin diye. Biz de yan etkilerinden yani o şeylerden faydalanın diye kullanıyoruz. Ama steroidin işte deka mesela nedir? Gelişim çağında gelişemeyen çocuklara vurulur, gelişemeyen insanlara vurulur. Bu amaçla kullanılan bir ilaçtır deka. Adam hastadır. Dekonu iyileştirir. Alır adam 15 kilo. Ama arkadaşlar bu süreçleri takip edin. Ya tansiyon hastasıysan tren kullanıyorsun seni rahatsız ediyor. Tamam tren kullanmayacaksın artık. Bitti senin trenle işin. Çünkü sen rahatsızsın. Tansiyon sorunların var senin. Tren kullanmanda hata var. Çünkü senin tansiyonu daha çok yükseltip senin vücudunu bozuyor. Bu sefer ne yapacaksın? Tansiyonu yükseltmeyen türevde ilaçlar kullanacaksın. Senin kullanacağın ilaç o. Ters çalışan ilaçlar kullanacaksın. Yani ilaç üzerinde ters çalışması lazım. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Öyle ahkam kesmeyin. Bakın ilaç ne kadar besleniyorum, ne kadar alıyorum. Bakın kan testinde yüksek çıkıyor ama niye vücudunda tepki vermiyor? Tepki verecek diye bir kanun yok. Senin vücudun istemiyor. İstemiyorsa aynı türden ilaçtan devam etme. Hemen tren gidiyorsan kes, bolde'ye geç. Bolde gidiyorsan kes, primobolona geç. Doğru ilacını yakala.
her ilaç aynı insanda etki vermez, tepki vermez. Bir de bugün kardeşimiz yazmış, işte diyor ilaçların, tablet ilaçlar tadları hep aynı, bu ilaçlar aynı ile yapılıyor, veriliyor. Biraz komiğime geldi. Bakın arkadaşlar, bu ilaçlar testosteronun içine androjen konuyor, androjen alınıyor. Bu küçük değişikliklerle bu ilaçların türevleri değişiyor. Yani bir insan düşünün, iki kolunu kestiğiniz zaman o insanın ter kokusu değişmiyor. Karakteri değişmiyor. İşte vesaire değişmiyor. Yine aynı. Ama iki kol eksilmiş. Ya da bir insana ikişer tane daha kol takınca o insanın yine ter kokusu, karakteri değişmiyor. Yani ilaçlar aynı ham maddenin içindeki birkaç küçük değişikliğinden dolayı yapılıyor. Tadlarının aynı olmasında ne sorun var? Adama mesela spedrol veriyorum. Hocam aşırı terliyorum, aşırı acıkıyorum, sertleştim, harika ilaç. Öbür adam danabol alıyor. Aynı marka, aynı ilacını. Hocam sulandım, kilo aldım. Hani aynı tat dediğin ilaç kişilere değişik çalışıyor. Ama sende biraz mantık farklı olduğu için bu sefer ne yapıyorsun? Tattan tat var. Tadı yakalamışsın ha. Yani ilaç boş değil ama niye tatlar aynı? Ya kardeşim anlayın yani. Kaç tane markanın suyu, Uludağ'ın suyu var, çene suyu var, bilmem ne suyu var. İçince su tadı geliyor ama farklı su yerlerden çıkıyor. Yani bu o suyun şeyini bozmuyor. Velhasılı kerem arkadaşlar, bu tarz şeyler kafama takılıyor. İşte sizlerle paylaşmak istiyorum. Eleştiri babında video bunlar. Çok bilgi olan videolar değil. Ama o yüzden arkadaşlar, tansiyon rahatsızlıklarınız varsa, yüksek tansiyondan dolayı yan etkiler yaşadığınız zaman kürlerden verim almamanız normal. O yüzden zıttı ilaçlarla çalışın. Bir ilaç ilk birkaç hafta etki verip sonra sizi bozmaya başlıyorsa ilaç size alerji yapıyordur, sizi rahatsız ediyordur. Orijinal ilaç ve sağlıklı bir insan orijinal ilaç kullanıyorsa arkadaşlar 6. 7. haftadan sonra vücutta açılır, büyümeler başlar. Ama o süreçlerde bunları yaşayamıyorsanız farklı yerlerde sorunlar var demektir. Bunları çözmeye çalışın. Bir ilacın %100 çalışabilmesi için haftada en az 5-6 gün antrenman, en az yani karbonhidrat olayı vücutta, yani o ilaçın ihtiyaç duyduğu kadar karbonhidrat alınmalı. Ve ilaç arkadaşlar aynı dozda devam edilmemeli. Tepki düştüğü zaman dozlarının arttırılması lazım. Dozlar artmasına rağmen tepki alınmıyorsa kan testi yapılıp kan testinde işte prolaktin gibi, estrojen gibi hormonlar patlamışsa bu hormonları düşürüp kiloyla devam etmek gerekiyor ki verim alasınız arkadaşlar. Bunlara rağmen bir şey almıyorsanız ilaçta bok arayabilirsiniz. Ama bunları denemeden, karbonhidrat olayı, miligram artırma olayı, kan testlerini yapmadan ilaçlar hakkında hüküm vermeniz hata. Belki elinizde harika bir ilaç var ama çalıştıramıyorsunuz. Adamın altında Ferrari var ama kullanmasını bilmiyor. İstediği kadar Ferrari olsun. Saygılar.